Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. Evet kenar verilmiş. Bakın şu kenar bakacak olursak büyük üçgende bu ağırlık merkezi değil mi? Evet ağırlık merkezleri haricinde ekstra bir eşitlik verildiğinde ya böyle ekstradan bir ağırlık merkezi daha çıkar ya da ne çıkar? Ort taban çıkar. Ama şuraya baktığınız zaman şu kenar ortay doğrusuna dikkat edecek olursanız burada da bir kenar ortaylık var ya. Şunu şöyle çizecek olursak ne çıkıyor arkadaşlar burada? Bir ekstradan ağırlık merkezi çıkıyor. Çünkü bakın şu üçgen de bir ağırlık merkezi oldu. İki kenar ortayın kesim noktası olduğundan dolayı. E o zaman burası x ise burası ne oldu? 2x. Küçüğün ağırlık merkezi. Hocam g de büyüğün ağırlık merkeziydi. Hop burası 3 ise burası ne olacak? 6x olacak. 6x eşittir 24 ise x buradan kaç oldu? 4 oldu. Evet birinci soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 2'ye. Şekil 1'de düz bir zeminde bulunan tahterevalli 31 uzunluğunda doğrusal bir parça ve bu parçanın tam ortasında bulunan zemine dik konum doğrusal bir destekten oluşmaktadır. Evet ne yapıyormuş bu? Aşağı doğru inmiş. Eski konumu şu konumdaymış bakın. Aşağı doğru inmiş. Şekil 2'de tahterevallinin sağ ucu zemine dediğinde bu ucunun desteğe uzaklığı 12 birim olmaktadır. Şurası 12 birimmiş. Buna göre x ile ifade edilen uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada tahterevalli tam ortasında şey yapılmış değil mi? Evet. Tam ortasında tahterevallinin tam eşit olması bir işimize yarayacak mı? Yani şu parçayla şu parçanın birbirine eşit olması bir işimize yarayacak mı arkadaşlar? Şuradaki kenar da dikkat etmemiz lazım bizim. Önceden tabii şu buradaki eşitlik bir işime yaramıyor ama tahterevalli önceden bir de şu konumda değil miydi? Şunlar da yine birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Bak dikkat et. Bu da kenar ortay. Bu da kenar ortay oldu. Şimdi onlar düşünsün deyip hop şöyle bak. Çıktı mı çıktı. Çünkü iki kenar ortayın kesim noktası oldu arkadaşlar burası. Hangi üçgende? Aha da bu üçgende. Evet madem burası ağırlık merkezi oldu. Burası x isteniyor bizden. E şuradaki uzunluğu bulmamız lazım bizim. Şuradaki uzunluğu da 12'de kullanmamız lazım. 12'yi nasıl kullanacağız arkadaşlar? 31'in değil mi tahtirevelerin uzunluğu? Evet tahtirevelerin uzunluğu 31'im. Hocam burası kaç yapar? 15 yapar. E dik üçgenden dolayı çünkü zemine dikti burası. 12 15'ine üçgeni 9 12 15'ten 9 yaptı. Hocam burası Y iken burası 2Y 3Y eşittir 9 ise Y'yi buradan 3 buluruz ama bizden X isteniyor x de neye eşittir? 2'ye eşittir. O da 6 yapar arkadaşlar. Yani cevap 6 oldu. Kaçıncı soruda? Sanırım ikinci soruda. İkinci soru cevap ne çıktı arkadaşlar? Cihan çıktı. Geldik 3'e. Diklik merkezi verilmiş. Arkadaşlar şu diklik merkezi. Bu garibim buraya kadar gelmiş. Devamını getir 90 olduğunu göster. Bu garibim de buraya kadar gelmiş. Devamını getir 90 olduğunu göster. Hocam şuradan da çizersem 90 olur. Tam D'den geçerse ama oradan bir şey çizmemiş. En son sıkışırsak ona bakarız arkadaşlar. Evet bu 90'ları yapıştıralım. Öncelikle burada ne geldi? Arkadaşlar öncelikle şurada bir dik üçgen var. Buradan bir denklem geliyor. Ne geliyor? X ile 3Y'nin toplamı X artı 3Y eşittir 90. Hocam şurada da bir dik üçgen var. 3X ile Y'nin toplamı 3X ile Y'nin toplamı 90. Değil mi? Dik üçgenden dolayı. Alfayı bulacağım. 3X artı 3Y'yi bulmam lazım. X'i Y'yi ayrı ayrı bulmama gerek yok. Taraf tarafa toplarsam 4x artı 4y direkt geliyor arkadaşlar 180. x artı y de buradan 45 mi geldi? Evet. E şuraya bakacak olursanız burada 3x burada 3y var. 3x artı 3y artı alfa da 180 eşit olduğundan. x artı y 45 olduğundan 3x artı 3y kaç yapar? 135. Alfaya da kaç derece kalır o zaman? 45 derece kalır. Dolayısıyla 3. soru güzel bir soruymuş. Cihan yap, e, Edremit yaptı arkadaşlar cevabımız. Geldik 4. soruya. Valla burada açı ortay var. Kola dik çizilmiş. Diğer, direkt diğer kola da ben bir dik çizebilirim arkadaşlar. Değil mi? Ekstra bir ağırlık merkezi falan filan da vermemiş. Evet onu kullanmam lazım. Ağırlık merkezi bakın. Pardon açı ortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem. kollar çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Hocam hem bunlar birbirine eşit. Yani 12 ise 12. Hem de burası 3 ise burası da nedir? 3'tür. Tamamı 8'di. Burası 5 yapar. 5, 12. Ne üçgeni? 13 üçgeninden burası 13 yaptı. Bu arada şurada da bir dik üçgen var. Dik üçgenin kenarı bir kenarı 12 bir kenarı 16 oldu. 12 16 ne üçgeni 20 üçgeni. Bizden AB artı AC isteniyor. 13 artı 20 isteniyor. Cevabımız kaç yapar? 33 yapar. Evet cevap Ceyhan oldu. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. ABC eşkenar üçgen demiş. Bir de şu da x kenar üçgen verilmiş arkadaşlar. Burası nasıl bir üçgen? 30-30-120 üçgeni. Sınavda çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar bu arada bu. Ee, bu da bir eşkenar üçgen verilmiş. 60, 60 ve 60. Hocam ağırlık merkezlerini şöyle şey yapmışlar. Ne yapmışlar? Şimdi öncelikle bunların doğrusu yani şunun devamının buraya geldiğini bilemem. Ben rastgele şu ağırlık merkezini kullanacağım ya. Hocam şuradan bir yükseklik çizsem. Bak doğrusalmış gibi gözüküyor da tam doğrusal demeyelim şimdi. Hocam bir yükseklik çizsem tabanı iki eş parçaya böler. Hocam buradan da bir kenar ortay çizsem değil mi? bir kenar ortay çizsem o da yükseklik olur. E o zaman burası 180 derece oldu. Doğrusal mı oldu arkadaşlar bu? Evet. Ağırlık merkezlerini birleştiren doğru bunun yüksekliğiyle bunun yüksekliği zaten doğrusal oldu. Yükseklikleri üzerinde olmuş oldu. E şimdi burada güzel şeyler var. 90'ın karşısı 12 ise 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı kaç çıkar? 6. Hocam burası 6. 1'e 2 oran var. 3'e bölüp kısa parçayı buluyorduk. 3'e bölsem burası 2 çıkar, burası 4 çıkar. Sonra 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6, köküç. 30'un karşısı burada da arkadaşlar. 30'un karşısı 6 kökü 60'ı karşısı. Kök 3 katından 18 çıkar. E burada da 3'e böl. 6'ya 12 yapar buradası. Kısa parça 6. Uzun parça da 2 katı 12 yapar. Çıktım arkadaşlar. G1, G2 uzunluğu. Çıktı. İşte tam olarak burası isteniyor. G1, G2 uzunluğu 6 artı 2'den kaç çıkar? 8 çıkar. Yani 5. soru Akçay oldu. Geldik 6'ya. <laughs> Kalıntıları imal edilen özdeş ikişer kola sahip farklı büyükteki maşaların kolları arasında 60 derece açı vardır. Evet her iki maşada da 60 derece açı varmış. Sonra maşalar düz bir zemin üzerinde köşeleri ve birer kolları çakışacak için değerleştirildiğinde şekildeki uzunluk değerleri elde ediliyormuş. Arkadaşlar burası 12 birimmiş. Şurası x birimmiş. Bunun tamamı da 18 birim olarak verilmiş. Tamam Evet. Buna göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam bu 60 değil mi? Evet 60. Hocam burası da 60 değil mi? Evet 60. E Sanki burada iç açı ortaylık çıktı. Hocam şu uzunluk 12 artı x, şu kırmızı uzunluk 12 artı x mi oldu? Aynen öyle. Hocam şuraya bak, 12 burası, 18 burası, burası da 30 mu yaptı siyah uzunluk? Evet, bizden de bu isteniyor. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hocam iç açı ortaylık var. İç açı ortaylığı nasıl kullanırız? 12 artı x'in k katıysa burası. Burası da 30'un k katı olmak zorunda değil mi arkadaşlar? iç açı ortaylıktan. Evet. Yalnız 60'ları boşu boşuna vermemiştir. 60'ları da bizim kullanmamız lazım. Hocam 60'lar var ya. E bak. iki açı yan yana gelince hep söylemişimdir. Özel açı olduğunda bunda biraz afallıyoruz. Özel açılarda da bunu düşün. E, mesela 20-80 olduğunda 20-80 daha 100. 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 180'e tamamlayanı da 80 olduğundan dış açıya tamamlıyordu. Bak 60-60-120. 180'e tamamlayan 60. Hocam hop 180'e tamamlayan 60 oldu. Bak burası 60. E o zaman burada bir şey daha çıktı arkadaşlar. Şu üçgende dış açı ortaylık çıktı. Dış açı ortayla dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Sonun tamamına oranı. Yani 30K'nın tamamına oranı. Şu 42 artı 42K 40 yani şu 30K artı 12K 42K yapıyor. Bir de XK var. Yani 42 artı X'in K katına oranı eşittir. İlk ok nereye değiyor? Şuraya. 12'nin ikinci okta ok 12 artı X'e değiyor arkadaşlar. E buradan sonuca ulaşacağız işte. K'lar gitti mi? Gitti. Sonra 6'ya bölsen 5, 6'ya bölsen 2. Bir yandan da bakıyorum daha kolay bir yolu var mı diye arkadaşlar ama sanki yok gibi valla. Olursa da yorumlara yazarsınız. Ben direkt bunu fark ettim. İşler dışlar yapalım buradan 5 60 artı 5 x eşittir şu 84 artı 2 x yaptı buradan 3 x eşittir 24 yaptı x de buradan 8 yaptı yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar 6. soruda C han çıktı ee, aslında işlemde çok da kalabalık çıkmadı yani güzel bir şekilde çıktı biz burada neden korkuyoruz sadece x'in k katını yazmaya çekiniyoruz arkadaşlar yazmaktan çekinmeyin lütfen. Evet gençler geldik. Ee, bu arada cevap ne yaptı? Cihan yaptı. 6. soru. Geldik 7. soruya. G1 ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Evet ABC şu büyük üçgenin. G2 de buradaki üçgenin ağırlık merkezi. Arkadaşlar şu üçgenin ağırlık merkezi G2 ise G2'den geçen kenar ortay değil midir? Kenar ortaydır. Burası dörtgen burası da 4 olur. G1 de şunun ağırlık merkeziymiş. E bu da dörtgen burası da 8 olmaz mı? Olur. E hocam 90'dan gelen kenar ortay eşit eşit inşallah AB soruluyordur. Yok G2B soruluyormuş. G2B. He, hiç fark etmez. Hocam burada ne var bu arada? E, burası xken burası 2x değil midir? Ağırlık merkezinden dolayı sarıdaki. E, bu kenar ortay oldu. 3x'e burası da 3x. Dikkat edin 90'dan gelen kenar ortay eşit eşitken muhteşem 3'ten burası da eşit olacak. Yani burası da 3x olacak. 3x eşittir 12 ise x'i buradan 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? G2B isteniyor. G2B'ye bakın 4x isteniyor. X yerine 4 yazdığımızda cevabımız kaç çıkar? 16 çıkar. 7. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 8'e. I işte çemberin merkezi. İşte çemberin merkezini kullanacağız. İç açı ortaylarının kesim noktası pardon. İç açı ortaylarının kesim noktasını nasıl kullanırsın? Hocam B'den gelen açı ortaydır. C'den gelen açı ortaydır. A'dan gelen açı ortaydır. Hemen o açı ortayları gösterelim. Açı ortay Ondan sonra acaba burası da açı ortay. Sonra burası da açı ortay oldu. E, açı ortay kola dik çizilmiş oldu. Ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizelim arkadaşlar. Kollara çizilen dikmeler eşit. Hocam bu dikmeler eşit. Ayırtları yerde, yerlerde eşit. 4 ise burası da 4. E, hocam burada da açı ortay kola dik çizilmiş oldu. Diğer kola da biz bir dik çizsek. Bu da eşit. Hatta ayırtları yerlerde birbirine eşit olacak. Tamam 11'di. 7 kaldı buraya. E o zaman burası da 7 olacak. Hocam burada da bak açı ortay kollar açısından eşit. Ayırtları yerler de birbirine eşit olacak. Yani burası da 15 oldu. X de buradan neye eşit oldu? 7 artı 15'ten 20. 7 5 daha 12 olduğundan 22'ye eşit oldu. Yani 8. soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 9'a. Bir dik üçgen verilmiş burada. Bir de alfadan bahsediyor. Alfanın alabileceği en büyük değer. Şöyle soruya bakınca direkt hani hocam açı ortay kollar açısından eşit. Burası 90 derece olur 70 derece olacakmış gibi algılıyoruz ama tek bir değer çıkıyor. En büyük değerden bahsedemeyiz böylelikle. Ki burası 20 derece değil. 20 derece olsaydı evet. Açı hem açı orta hem bunlar eşit olmuş olsaydı o zaman burası da 90 derece diyebilirdik. Burada başka bir şey var arkadaşlar. Ne yapacağız? Yani alfanın alabileceği en büyük tam sayı değer. O zaman burada arkadaşlar en büyük değer nerede gelir? Ya da en küçük değer ya da alabileceği değerler toplamı ya da alabileceği değerler nelerde soruldu nerede geliyor? Üçgen esliğinde. Ha, üçgen esliği. O zaman üçgen esliği düşüneceğiz. Arkadaşlar şuradaki dik üçgene benim kullanmam lazım. Şu dik üçgene bakacak olursak arkadaşım. Dik üçgende en uzun kenar nedir? Hipotenüs değil midir? Evet. Ben şu kenara A diyecek olursam, şuraya B diyecek olursam A, B'den büyük değil midir? Kesinlikle. A bunlar eşit verilmiş. Boş boşuna verilmez değil mi bunlar? Evet. Arkadaşlar burası da A, B'den büyük oldu değil mi? A, B'den büyükse A'yı gören açı D açısı büyüktür. B'yi gören açı alfadan diyeceğiz arkadaşlar. E hocam D açısı burası 20 ise D açısını şeyle yazalım. 180'e tamamlayan açısı kaç derece burası? 100, 160 eksi alfa değil mi? Toplamlarının 180'e olması için 20'nin 180'e tamamlayanı 160 alfadan da kurtulmam için eksi, eksi alfa yaptı burası. Tamam. Şimdi D açısı büyüktür alfa yorumunu bulduk ya D açısı yani 160 eksi alfa büyüktür alfa olduğundan 160 büyüktür 2 alfa olacağından 80 büyüktür alfa çıkar yani alfa 80'den küçük. En büyük tam sayı değeri ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 79 yapıyor. Evet 9. soru güzel bir soruymuş bu arada yorum sorusu. 9. soru Ceyhan oldu geldik 10. soruya. F, A, B, kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Arkadaşlar kenar orta dikmelerinin kesim noktasıysa buradan çizilen dik iki eş parçaya böler. Buradan çizilen dik iki eş parçaya böler mi? Böler. Bizden B, isteniyor. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? a 7, 24'ü gören insanoğlu hemen şunu çizer. 25 değil mi burası? E 15, 25 ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgeni. Bu 20 ise burası da 20. Toplamda kaç yaptı arkadaşlar burası? 40 yaptı. 10. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Ve bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.